Merhaba, ben Vergi Algı Gönüllü Ekonomi Gazetesi Akif Furkan Karagöz. 11-17 Ocak 2021 haftası Gözden Kaçanlar Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. MTV'de ödeme dönemi başladı. Bu yıl uygulanacak MTV'ye ilişkin ödeme dönemi başlarken bu vergi Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere eşit iki taksitle ödenecek. İlk taksit ödeme süresi 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 95 milyonu geçti. Covid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılan salgına tespit edilen vaka sayısı 95.7.057'ye yükseldi. ABD 24.306.043 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Cumhuriyet tarihin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik silici kod adlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 220 şüpheli gözaltına alınırken akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Mükellefler beyannamelerini mesken nitelikli taşınmazlığın bulunduğu yer belediyesinde alınan bina vergi değerini gösteren belgeye ekleyerek ilgili yılın Şubat ayının 20. gününün sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine verecek. Fitch'ten Türkiye için büyüme değerlendirmesi. Fitch direktörü Winslow, aşılamaların yapılması ve kısıtlamaların azaltılması ile birlikte Türkiye ekonomisinin özellikle yılın ikinci yarısından sonra hız kazanacağını, büyümenin 2021 yılında %3,5 seviyesinde olmasının beklendiğini belirtti. WhatsApp verilerin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu. Son günlerin sıcak konusu WhatsApp güncellemesiyle ilgili olarak yoğun gelişmeler yaşanıyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, son günlerin gündemindeki konusu WhatsApp güncellenmesine ilişkin olarak konunun ulusal güvenlik sorunu olduğunu altını çizerken, Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında reisen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın tartışmalı sözleşme güncellemesine yönelik kullanıcı tepkilerinin ardından kullanıcılar çeşitli uygulamalara yönelmeye başladı. Biden, $1.9 trilyon teşvik paketini açıkladı. ABD'nin 20 Ocak'ta görevini devralacak olan seçilmiş başkanı Joe Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği $1.9 trilyon kurtarma paketini açıkladı. Biden'ın açıkladığı teşvik paketinde Covid-19 ile mücadeleye $400 milyar, vatandaşlara doğrudan ödenecek çeklere $1 trilyon fazla ve topluluklar ile şirketlere $440 milyar yardım yapılması tasarlanıyor. Borsa İstanbul'da tüm zamanların zirvesi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 0,33 değer kazanarak 1564,44 puana çıkarken gördüğü en yüksek seviyeyi de 1568,06 puana taşıdı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık %21,24 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu geçen yılın Aralık ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu endekste Aralık 2020'de bir önceki aya göre %2,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,24 ve 12 aylık ortalamalara göre %14,80 artış gerçekleşti. Önümüzdeki hafta Gözden Kaçanlar'da yine buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.